Alacahöyük, Türkiye'de bulunan Çorum şehrinin Alaca ilçesinde bulunur. Kazılar yapılarak ortaya çıkarılan 4 farklı döneme ait yapıları kapsayan Hititlerin en önemli merkezi bölgelerinden birisidir. Tahmin edilen tarihi geçmişi M.Ö. 5000'li yıllara kadar dayanır. Bu gördüğünüz dairesel biçim güneşi simgeler. Genelde tunçtan yapılmışlardır. Yıldızları konumlarını belirleyerek bir harita gibi kullanıldığı, daha sonraları ise dini törenlerde de kullanılmaya başlandığı düşünülüyor. Bakır çağına gelen bu evrede çanaklar ve çömlekler bizi müzenin hemen girişinde karşılıyor. Çift başlı kartal Orta Asya'da nazarlık, tılsım, aydınlık ve güneş sembolü olarak işleniyordu. Müzemizin ilk gezisinde 360 derecelik bir fotoğraf ile neler olduğunu sizlere göstermek istedim. Detaylarını biraz sonra teker teker inceleyeceğiz hep beraber. İlk bulgular M.Ö. 3500'lü yıllara götürse de bazı bulgular tarihi 1500 yıl daha geri götürerek M.Ö. 5000'li yıllara kadar dayandığını gösteriyor. Bu bulgular 3 farklı seramik kaplara dayanıyor. Hakkında daha fazla bilgi ve bulgu olmaması bu evreyle ilgili çok detaylı bilgiye de sahip olmadığımızı gösteriyor. Bu evre bakır çağına denk gelmektedir. Bakır çağında yaşayan insanlar tarafından yapılan çanaklar, çömlekler, kerpiç, az sayıda mezar ve ince ağaç dallarından yapılan evler bulunmuştur. Evlerin üst kısmı kerpiç, iç kısmı ise sıvalıdır. Herodotos ve Strabon gibi eski çağ yazarlarına göre Avrupa'da oturdukları sırada Braigiler ya da Brinkler adına taşıyan Frigler, Makedonya ve Trakya'dan boğazlar yolu ile Anadolu'ya göç eden Trak boylarından biridir. Antik Batı kaynaklarına göre Frig devletinin ilk kralı başkent Gordion'a adını veren Gordios'tur. Kral Gordios'tan sonra Frig tahtına oğlu Midas geçmiştir. Yine aynı kaynaklara göre kral Midas, Kimmerli istilacılara karşı aldığı yenilgiye dayanamayıp boğa kanı içerek intihar etmiştir. Hitit madenciliği, Anadolu'da ilk organize devlet olan Hitit İmparatorluğu eskiden beri gelen madencilik geleneğine sahip çıkmış, metal üretimini ve ticaretini başkent Hattuşa'dan kontrol etmiştir. Hititler altın, gümüş ve tunç madenciliğinde çok üstün düzeyde teknolojiye sahiptiler. Hitit çekirdek bölgesindeki Çorum ili ve yakın çevresinde bakır, demir, gümüş ve muhtemelen altın madeni bulunmaktadır. Hititler bu çekirdek bölgenin yanı sıra kontrol ettikleri diğer bölgelerdeki madenleri işletmiş, depolarda saklamış, Mısır, Miken ve Mezopotamya kültürleri ile yapılan maden ticaretini kontrol etmişlerdir. Taştan yapılmış olan hayvan figürleri de sanatta ne kadar gelişmiş olduklarının en iyi göstergelerinden birisidir.
Eski Hitit döneminde Hitit seramiği kendisinden önceki eski Tunç Çağı seramiğinin kesintisiz devamıdır. Günlük işlerde ve kültte kullanılan kaplar birbirinden ayrılabilmektedir. Kült kapları ince cidarlı ve maden parlaklığındadır. Bu kapların yanında kabartmalı, boya nakışlı kült vazoları, boğa heykelleri, tanrı ve tanrıça heykelleri ile dinsel objelere de rastlanmaktadır. Büyük İmparatorluk döneminin sonlarına doğru artık her yerde seramikte kaba hamurlu seri üretimler egemen olmuştur. Orta Anadolu'da görülen bütün Hitit yerleşimlerinde M.Ö. 15. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar süren dönem içinde izlenilen çanak çömlek bir bütünlük sağlamaktadır. Libasyon dönemi, antik kültürlerde tanrıların şerefine içki içilmesi ve bu içkinin yere dökülmesi törenidir. Hititlerde bayramlar bolluk ve bereketi, dinsel temizliği simgeleyen ve tanrıların memnun etmeyi amaçlayan törenlerdir. Tanrılara yiyecek ve içecek vermek, kurbanlar ve adaklar sunmak dinin gerektirdiği olağan işlemlerdir. Bayramlarda bunlar daha yüksek düzeyde, daha kalabalık bir toplulukla, daha zengin malzemeyle yapılır ve bu törenlerde bira da sunulurdu. Hititlerde sunulan et, ekmek, şarap, bira, katı ve sıvı yağ, süt, bal ve meyve gibi kurbanlarla yiyip içilmesi sağlanan, şarkılar ve danslarla eğlendirilen, yontuları yıkanıp bakılan tanrılardan insanın tek isteği, kendilerine yardım etmeleri, sağlık, ömür, bolluk, ihsan etmeleri, soyun devamını sağlamaları, kısaca mutlu bir yaşam vermeleridir. İlk insan topluluklarının sürdürdüğü yaşam mücadelesinin temel olgusu beslenme, barınma ve korunmadan oluşmaktaydı. Daha sonra düşünen ve duygularını geliştiren insan yaşamı sorgulamaya başladı. Nereden gelip nereye gidiyordu? Kendisini kim yaratıyordu? Doğum ile ölüm arasındaki bağlantı neydi? Bu soruların cevabını en yakınında gördüğü kadın kimliğinde bulmuştur. Kadın, yani ana, hem yeni nesle can veriyor hem de dünyaya getirdiği insanı besleyip büyütebiliyordu. Kadının bu özellikleriyle erkek bedenine karşı son derece üstün durumda olması, ana tanrıça kültüyle ilgili ilk inanç sisteminin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Eski Tunç çağında kadın, yaşamın devamı ve bereketin simgesi olarak kutsanmış görevini farklı biçimlerde devam ettirmiştir. Bunu M.Ö. 3000 yıl boyunca Anadolu'nun hemen her bölgesinde kadın betimlerinin üretilmiş olması kanıtlamaktadır. Bunlar başta pişmiş olarak olmak üzere taş, mermer, maden, kemik gibi malzemelerden üç boyutlu heykelcik, stilize figürün ya da çok soyut ideal görünümlü kadın betimleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu malzemelerin çoğu tarımla ve hayvancılıkla uğraşmanın yanı sıra maden işlemek için de kullanılmış dönemin en önemli araç gereçlerindendir. Müzeden çıkıp asıl alanı ilerlediğimiz zamanda bizi Sphinx'li kapılar karşılıyor. O döneme ait en özgü ve naif sanat eserlerinden biri de bu Sphinx'li kapılardır. Sphinx'lerin çevreyi kötülüklerden koruduğuna inanılıyordu. Taşlar üzerinde çok ilginç motifler yer alır. Bazı motiflerde müzisyenlerin olduğu görülmüştür. Bu motifler o dönemlerle ilgili
bizlere önemli tarihsel gelişmeleri de aktarmaktadır. Sfenksli kapıya da adını veren bu yapılar, şehrin 3. katında gömülü olan geç Tunç Çağı soylularının mezarlarını simgelemekte. Anıtsal nitelikleri de aslında buradan geliyor. Mezarların kendileri aynı kültür katmanında taşlarla çevrelenmiş ve üstlerinde mezarın içerisindeki soylu adına kurban edilen hayvanların kelleleriyle bulunmuşlardır. 13 tane tespit edilen bu mezarların çevrelerinde ek olarak çeşitli geyik ve boğa heykelleri, süs eşyaları, takılar ve madenden yapılma savaş aletleri bulunmuştur. Sizler için biraz sonra daha da yakından bakacağız. Kenarları taşla örülmüş mezarlar, ahşap hatırlarla kapatılmış, damları üzerine kurban edilen sığırların başları ve bacakları yerleştirilmiştir. Prens ve prenseslere ait olduğu düşünülen ve eski Tunç çağına tarihlenen bu 13 mezarda süs eşyaları, güneş kursları, geyik ve boğa heykelleri, kama, kılıç, balta gibi savaş aletleri ile pişmiş toprak, taş, altın, gümüş, tunç, bakır ve elektrondan yapılmış eserler ve süs eşyaları bulunmuştur. Hititler M.Ö. 3000'in sonunda küçük gruplar halinde Anadolu'ya girmeye başlamışlardır. Yazılı kaynaklara göre koloni çağının son dönemlerinde Pitana'nın oğlu Anitta, Anadolu'da şehir birlikleri halinde yaşayan Hititlerin birleşmesinde ilk adımı atarak Anadolu'nun merkezi sistemde idare edilen ilk devletini kurmuştur. Eski Asurluların Anadolu'ya terk etmelerinden kısa bir süre sonra Hitit kralı 1. Hattuşili devletin başkentini Neşa'dan Hattuşa'ya taşımıştır. Hitit İmparatorluk döneminde ülke içinde politik çekişmeler nedeniyle zayıflayan eski Hitit krallığı 1. Şupilulluma döneminde yeniden kuvvetlenmiş ve bir imparatorluk haline gelmiştir. Mısır, Babil gibi eski doğunun süper güçlerinden biri olan Hititler Anadolu'nun büyük bir kısmına ve zaman zaman da Kuzey Suriye'ye hükmetmişlerdir. Hitit İmparatorluğu'nun M.Ö. 1200'lerde yıkılma nedeni ise tam olarak anlaşılamamıştır. Dünya tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Hititlerin ülkemizde olması, gurur verici olmasının yanı sıra sizlerin de gezip o hisleri yaşamasını bizzat isterim. Sanat, bilim gibi alanlarda çok geliştiklerini ve iz bıraktıklarına sizler de şahit oldunuz. Buradan bu çalışmayı başlamasına öncülük eden Sayın Mustafa Kemal Atatürk'e yürekten teşekkür ediyorum ve bir kez daha saygıyla anmak istiyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone değilseniz lütfen aşağıdaki butondan abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.